aynı zamanda canlandırıcı etkisi olan bir doğal taş. En sevdiğimiz taşlardan biri olan ametist taşı antik dönemlerden bu yana kullanılmaya devam ediyor. Ametistin kelime anlamı mitolojik kaynaklarda sarhoş etmeyen anlamına gelmektedir ve bu taşın adı mitoloji kaynaklarında da geçmektedir. Ametist, enerji yüklü bir taştır. Şifası, olumlu etkileri oldukça fazladır. Bu taşı kullanan çoğu kişi üzerinde olumlu, iyileştirici etkiler yapar. Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz, diğer taşlarla da uyumlu bir kristaldir. Negatif elektrik yüklü bir taştır. Bu sebeple pozitif enerjiyi kendisine çeker, ortamdaki olumsuz enerjiyi ise olumlu enerjiye çevirir. Negatif elektrik yükü ve negatif enerji karıştırılmamalıdır. Ametist, canlandırıcı etkiye sahiptir. Tüm burçlarla uyumlu bir taştır ancak balık burcunun sembolü olarak kabul edilir. Ametist taşı özellikleri. Ametist taşı, etki bakımından en güçlü taşlardan biridir. Kuvars grubu ailesine aittir ve kuvars taşının mor renkli olan türüdür. Lila renkten koyu mor renge kadar morun birçok değişik rengine sahiptir. Mor rengini bünyesinde bulunan demir madeninden alır ve bir silisyum dioksit bileşimidir. Ayrıca ametist taşının çok nadir de yeşil rengi de bulunmaktadır. Bu taş prasiolite olarak adlandırılır. Prasiolite taşı her zaman doğal olarak oluşmaz. Bu sebeple bu taş hakkında daha fazla detay istiyorsanız prasiolite taşı özellikleri ve faydaları yazımıza göz atabilirsiniz. Ametist taşının pembe kuvars ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Diğer tüm kuvars grubu taşlar ile uyumludur. Pembe kuvarsın sevgi yüklü enerjisi ametist taşının etkisini arttıracaktır. Ametist taşının en tipik özelliği zengin menekşe tonlarında mor rengidir. Mor, leylak ve leylak rengi tonlarında olur. En değerli ve en fazla tercih edilen, talep edilen kuvars çeşididir. Doğal bolluk ve sonsuz çeşitlilikteki kuvars grubu onun tüm taş minerallerinde en yaygın şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Ametist, doğada çoğunlukla 6 taraflı kristaller şeklinde bulunur. Pek çok magmatik ve metamorfik kayaçlarda, özellikle de granit ve gneislarda meydana gelir. Ametistin fiziksel özellikleri bir konumdan diğerine göre değişiklik gösterebilir, bu içerisindeki minerallerin yoğunluğuna bağlı olabilir. Öyle ki bir ametist diğer ametistten çok farklı olabilir. Örneğin Veracruz, Eastern Meksika'dan çıkarılan ametist kristalleri genelde soluk mor renkte olma eğilimindeyken, Guerrero, Güneybatı Orta Meksika'dan gelen kristaller çok daha parlak renkli olma eğilimindedir. Bu taşın rengi çok dengesizdir ve uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında azalabilir. Görece daha soluk renkli taşlara, rengi arttırmak için çeşitli işlemler uygulanabiliyor. Ametist taşının mor rengi aslında içindeki demir madeninden gelir. Derin zengin mor renkler en değerli türdür. Ametistler, nereden geldiklerine bakılmaksızın, Sibirya adı verilen en kaliteli, en koyu renkli örneklerle derecelendirilir. Orta kalitede taşlar, Uruguaylı ve daha düşük kaliteli örnekler Bahain'dir. Soluk taşlar Fransa'nın Gülü olarak adlandırılır. Bunlar piyasada bulunan ametist taşlarına verilen adlardır. Rengi ne olursa olsun tüm ametistler değerlidir ve enerji yüklüdür. Ametist taşı faydaları. Güçlü bir pozitif enerji kaynağı olan ametist, güçlü bir şifacıdır. Ametist taşının sayısız faydası vardır. Faydalarından en bilinen ve öne çıkanları şöyledir. Radyasyondan ve negatif enerjiden korur. Pozitif enerji verir. Gözlere iyi gelir. Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Mükemmel bir kan temizleyicidir. Alerjiye iyi gelir. Öfke, kin ve korkuyu yatıştırır, stresi giderir ve pozitif enerji verir. Kullanan kişiye iyi şans getirir. Ametist son derece güçlü ve koruyucu bir taştır. Çevresindeki enerjileri sevgiye dönüştürür, ataklara karşı koruyucudur. Doğal bir sakinleştiricidir. Strese karşı korur. Meditasyon taşıdır. Ametist kristali güçlü şifa ve arındırma özelliklerine sahiptir. Antik dönemde sarhoşluğu engellemek için kullanılmıştır. Bağımlılıkları yok eder. Zihin için son derece faydalıdır. Farkındalığı arttırır. Odaklanmayı kuvvetlendirir, zihinsel dağınıklığı iyileştirir. Yeni fikirlerin kabullenilmesine ve özümsenmesine yardım eder. Ametist karar alma mekanizmasını da çalıştırır, sağduyu ve içgörü sağladığı gibi fikirleri hayata geçirme açısından da netlik sağlar. Uykusuzluğa karşı etkilidir, karabasan ve kabus gibi kötü rüyaları engeller, rüyaların net hatırlanmasını sağlar. Hafızayı geliştirir. Motivasyon sağlar. Üzüntü ve kederi hafifleterek kayıpları kabullenmeyi kolaylaştırır. Kutsal aşkı yüceltir, onu anlamayı sağlar. Sezgileri açar, altı hissi kuvvetlendirir. Bunun için alın, 3. göz çakrası üzerine konulmalıdır. Ametist taşının tarihi ve geçmişte kullanımı. Ametist taşının tarihi. Hemen hemen tüm burçlarla uyumlu olan ametist taşı özellikle Balık burcu ve Şubat ayında doğanların taşıdır. Ayrıca geçmişten günümüze bir gelenek haline gelmiş, 6. evlilik yıl dönümlerinde de ametist taşı hediye edilmiştir. Sonsuz enerjisiyle herkese şifa dağıtır. Kullanıma antik dönemlere uzanan ametist taşının geçmişine şöyle bir göz atalım. Ametist, yüzyıllardır kullanılan değerli bir mücevher taşı olmuştur. Ametist, eski Mısır'dan İngiliz kraliyet mücevherlerine kadar tüm dünyadaki kraliyet koleksiyonlarında bulunur. Eski uygarlıklar bu taşı, bugün safir ve yakut dahil olmak üzere daha değerli ve daha çok bilinen birçok taştan daha çok sever ve kıymet verirlerdi. Bir zamanlar gerçek ametist elmas ile eşit olarak değerlendiriliyordu. Sonra Güney Amerika ve başka yerlerdeki büyük buluntular onu daha da bol hale getirdi. Nadirliği azaldıkça fiyatı da azaldı. Hristiyanlıkta ametist. Ametistin dini çağrışımları da vardır. Ametist her zaman Hristiyanlık içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Hristiyan kiliselerinde kendine oldukça fazla yer bulmuştur. Mesih'i sembolize etmek için mor rengi kullanmışlardır. Ametist için İncil'de de bazı referanslar varmış. Aynı zamanda ametist taşı yüksek rahip Aron'un kalkanındaki 12 değerli taştan biriymiş. Kutsal şehrin 12. temeli ametistten inşa edilmiştir. Ortaçağ boyunca ametist dindarlık ve bekarlık için ithaf edilmiş ve bu nedenle Katolik Kilisesi din adamları tarafından giyilmiş ve haçları süslemek için kullanılmış. Yunan mitolojisinde ametist. Ametist Yunan mitolojisinde de adından çokça bahsettirir. Rivayete göre ametist, kırmızı şarapla sarhoş olduktan sonra Yunan tanrısı Dionisos'un gazabının hedefi haline gelen genç bir bakireyi temsil eder. Ametist, yardım için tanrıça Diana'ya bağırdığında, kızı derhal beyaz, parıldayan bir taşa kuvars dönüştürür. Dionysos olanları fark ettiğinde ve yaptıkları için pişmanlık duyduğunda, gözyaşları kırmızı şarap kadehi içerisine damlar. Kadeh devrilir ve kırmızı şarap beyaz taşa dökülür. Şimdi ametist olarak bilinen mor kuvars haline gelene kadar taş şarabı içine çeker. Ametist ismi, eski bir Yunanca kelime olan ametustos'tan gelmektedir ve ayık anlamına gelmektedir. Bir ametistin, taşıyıcının aşırı sarhoş olmasını önleyebileceği ve ayrıca sade ve ciddi bir zihin aşıladığı söylenir. Eğer bir kişi tamamen ametistten yapılmış bir bardak veya kadehten içerse, hiç sarhoş olmayacağına inanılıyordu. Az önce de bahsettiğimiz gibi Yunan mitolojisinde ametist, şarap ve isyan tanrısı Dionisos'un gözyaşlarıyla mor renkte boyanmış kaya kristalidir. Eski Mısır'da ametist. Eski Mısırlılar ise taşı keçi burçlarının temsilcisi olarak kullanmışlardır. Keçi, üzüm ve üzüm bağlarının düşmanı ve bu nedenle de şarabın panzehiri olarak kabul görürdü. Ametist taşının Antik Mısır'da Nefertiti tarafından kullanıldığı söylenir. Rönesans döneminde ametist. Rönesans döneminde ametist, alçakgönüllülük ve mütevazilik taşıydı. Asırlar boyunca güçlü ve zengin hükümdarlar ametisti hükümdarlık hakkı sembolü olarak kullandılar ve hatta bazı ametistler İngiliz kraliyet mücevherlerini süsledi. Söylentiye göre ametist, Rusya Büyük Kraliçesi Caterina'nın de kişisel favorisiydi. Greko-Romen dönemlerinde bronz ametist halkaları kötülüğe karşı takılar olarak giyilirdi ve ametistten oyulmuş büyülü kaplardan içen herkesin üzüntü ve kötülüklerini kovduğuna inanılırdı. Kısacası tarih boyunca ametist taşı, kehanete ve vizyonlara destek verdiğine, sahiplerine zenginlik ve güç getirdiğine inanılan bir taş olmuştur. Her zaman insan kültürlerini yöneten sivil ve dini sınıflarla ilişkilendirilmiştir. Ametist tarih boyunca birçok yerde ve medeniyette kullanılmış bir taş. Ametistin hep olumlu özelliklere sahip olduğu kabul görmüştür. Taşın kötü düşünceleri kontrol ettiği, zekayı hızlandırdığı, işinde zeki ve yetenekli bir kişi yaptığı, askerleri savaş yaralarından korunduğu, savaşçıya zafer kazanmasında yardım ettiği, avcıya avını aramada yardımcı olduğu, kullanıcıyı bulaşıcı hastalıklardan korunduğu ve iblisleri kovduğuna inanılmıştır. Ametist, insan türünün en yüksek, en saf özlemlerini ortaya çıkaran bir mücevher olarak bilinirdi. Mücevher, tutkunun öfkesine ve kullanıcısının şiddetli veya temel niteliğine karşı korunurdu. Ametist sakinlik, huzur, cesaret ve tefekkür verir. Feng Shui felsefesinde ametist. Çin'in Feng Shui felsefesinde, ametist taşının maddi ve manevi zenginlik veren bir taş olduğundan bahsedilmiştir. Ametist mutluluğa ulaşmak için gereken manevi anlayışı aşılar. İlahi özün girdiği başın tepesindeki taç çakrası ile ilişkilidir. Başın üzerine konduğunda tepe ve üçüncü göz çakralarını açar. Künye, sertlik, 7, özgül ağırlık, 2,65 renk, mor ve tonları saydam, yarı opak. Çıkarıldığı yerler: Meksika, Sibirya, Uruguay, Zambiya, Brezilya, Uruguay, Bolivya, Arjantin, Zambiya, Namibya, Afrika, Türkiye.